Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bugün münakaşa etmemek yapmıştık. Münakaşa etmemek. Şimdi kin ve adavet beslememek. Aşağıdaki o şeyle alakalı bir hatırayı nakledeyim. Bizzati Sungur abiden ben duydum. 1985 veya 86. Üstad Hazretlerim içeride tahtalı ev yer, eski evler, ustadın kaldığı yer. Biz de dışarıda risale yazıyoruz diyor. Ders, yani yazma bitti teneffüste. Ondan sonra ustad da zaten bunlar teneffüs ederken ustad da çay yapmış. Çay tepsiyle getirecek. Bir bakmış ustad, böyle acayip bir şakalaşma var yani, gürültü var. O kadar dalmışlar ki ustadı unutmuşlar. Kapıdan durun şöyle bakıyor ustad. Çıkmış, hala haberleri yok. Sonra fark ettiler ustadı, hemen toparlandılar. Devam edin geçerler. Demiş ki, Risale-i Nur sırf bu uhuvveti temin etseydi kafiydi. Şu sırf bu uhuvveti. Ondan sonra kaldırdı, tepsiyle çay getiriyor. Estağfurullah, estağfurullah. Böyle, sizin dedi vazifeniz o, benim vazifem de bu. Ustad, koca ustad. Bir latifesini de söyleyeyim, onun devamı. Onu kesiyorum da demiyorum. Ceylan abi ilkokuldan... İlkokula gitmemiş, onun yanına gitmiş ya. Çocuktan beri yanına gittiği için nazlanabiliyor. Hemen ustada ancak o şaka yapabiliyor. Latife yapıyor. Başka kimse yapamıyor. Ustadım demiş. Bir demiş, yenge alsaydın bana, sen çayı yapmazdın. Keçili demiş. Fırt kaçmış. Ustada atı yapıyor öyle. Ustada demiş. Demiş ya, yenge alsaydın demiş, sana çay yapmak düşmeyordu demiş. Yani o demek istiyor, çek şimdi. Çok acayip. Ben de Rüştü abinin yanında 17 yaşında gittiğim için, 16, 17, nazlanıyordum. Peki, Risale-i Nur'da dusturlarımız var, bizi bir yapan, bütün yapan. O külliyatta geçen o mevzular bir araya getirilmiş. Fotokopi çekince pahalı oluyor. Yani fotokopi çekiyor ya mesela paragrafları. Şuradan bir paragraf, şuralardan bir paragraf. Bunu mecburi çekiyorsun. Orayı lazım. O fotokopi pahalı olduğu için Türkiye'de bunlar bilgisayar ortamında bir araya getiriliyor. Sonra matbaa kağıdına bastırdık. Hizmet dusturları diye. Tamamen Risale-i Nur'dan toplama. Dolaşmayalım uzun olmasın diye. Nereden okuyorsun demeyesiniz diye. Adavet ve adavet zulümdür. Başlık. Ey mümine kim ve adavet besleyen insafsız adam. İnsafsız toplumsal bir tabir değildir. İnsaf Arapçada nısıftan gelir. Ortada olan. Yani hem bu tarafa hem bu tarafa eşit olan. İnsafsız eşit olmaya. Ey mümine kim ve adavet besleyen insafsız adam, nasıl ki sen bir gemide veya bir hanede bulunsan, bir gemide ama okunan dersi anlamanın bir yolu da söylenilen mevzuyu hayal edebilmektir. Hayal edebilirsen, aleykümselam. Hayal edebilirsen kavranır. Bak, diyor ki sen bir gemide, gemi hayal veya bir hanede bulunsan, eğer bunu kaçırırsan bunu taklit olur. İbrahim nerede bulunacakmışsın abi? Gemide. Sonra? Hayal et. Olmadı. Hayal. Veya hanede. Hanede. Bir gemide veya hanede bulunsan, tamam abi, bir hayal, bir bina hayal et. Mesela bu bina tahtadan değil mi? İçi tahtadan zannediyorum. Tahtadan. Gemide bulundun abi veya binada. Seninle beraber 9 masum ile bir cani var.
Yani sen dışındasın. 9 tane masum ile bir cani var. 10 kişi. Hayal edersek anlarız bunu. Tamam. 9 tane ne varmış? Masum. Bir tane cani. O gemiyi batırmak gark veya o haneyi ihrak, yakmak, yakmaya çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin. Niye 9 tane ya? 9'u 1. O gemiyi gark ve o haneyi ihrak etmeye çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin. Nasıl bir zulümdür. Ama 9 tane zalim. 9 tane zalim ölüyor ama o bir tane masum, bir tane değil. Allah Kur'an, Allah'ın nazarında hukuk hukuktur. Ve Kur'an'da diyor ki bir tane masumu öldürmek bütün insanları öldürmek gibidir. Tamam mı? Bu çok lazım ama bu hukuk İslami'dendir mecellede. Ama lazım olacak bir şey anlatacağım. Niye bir tane? Yani biraz hukuk korumak adına değil. Allah'ın nazarında kıymet ve emniyet kaliteye bakar. Masumiyete bakar. Allah nazarındaki değerine bakar. Ve Allah'ın nazarında çünkü Allah emek vermiş insana. Yapmak için emek vermiş. Allah'ın nazarında bir insanı öldürmek, bütün insanları öldürmek gibidir. Terör onun için beladır. Ve terör olduğu yerde hizmet olmuyor. Terör belası diyoruz zaten. Bela. İstemiyor çünkü hizmet olmuyor. Herkes endişeli. Demek ki bir insanı öldürmek, bütün insanları öldürmek gibi olduğundan bir masum değil, bütün insanlardır. Bu üzerine fazla durdum, kullanacak. Ve zalimliğini semavata işittirecek derece daha bağıracaksın. Zalimliğini bunu yaparsan semavata ruhanilere işittirecek gibi derecede bağıracaksın, olmuş olur. Hatta bir tek masum 9 cani olsa yine o gemi hiçbir kanun adaletle batırılmaz. Bak. 9 masum. Biz ters okuduk kakada. 9 masum ile bir cani olsa batırılmaz. Ama 9 tane masum bir cani. Hatta diyor ustad tek bir masum olsa, 9 cani olsa yine o gemi hiçbir kanun-u adalette batırılmaz. Şimdi Irak'ta yaptı Amerika'nın biliyorsunuz. Bir terörist var diye camiyi, şehri tarumar etmiş biliyorsunuz. Irak'ta da öyle. Çoluk çocuk. Ve bunlar medeni. Biz terörist. Düşünebiliyor musun? Mümkün mü? Aynen öyledir. Bizim inandığımız din 9 tane cani olsa bir yerde, bir tane masum olsa kesinlikle orası batırılamaz. Düşünebiliyor musun şimdi? Masum, burada Müslüman olsa demiyor. Çocuk ya, Alman kadın çocuğuyla geçiyor. Nasıl onu ortadan kaldırırız? Öyle mi değil? Masum. Yani bu konuda alakası yok. Orada bir de bir insanı öldüren diyor. Evet. Mesela bir mümini öldüren bir... Demiyor. Öldüren demiyor. Bak bu kadar hassas, böyle İslam dinine, bu kadar hassas insan haklarına dikkat eden dinine terör dini diyor. Terörle özdeş yapıyor. Ne kadar bize zulüm yapılıyor. Ne kadar bizi rencide ediyor. Aynen öyle de, bu bitti mi? Bitti. Bak hemen aklımız gitti başka yerlere ama bunu biz yapıyoruz maalesef. Nasıl yapıyoruz? Madde değil de manevi. Nasıl? Aynen öyle de sen bir hane-i Rabbaniye ve bir sefine-i ilahi olan bir müminin vücudunda. Yani bir müminin vücudunu düşün. Mümin. Onun vücudu nedir? Hane-i Rabbaniye'ymiş. En kutsi mabet insan vücududur.
Kâbesi de kalptir. Çünkü kalp, Kâbe, arş aynıdır. En kutsi mabet Mekke değil, insanın bedenidir. 42. sayfa sözlerde ruh salata kıyam ederse beden arzda namaz kılar. Bir daha ruh salata kıyam ederse beden arzda namaz kılar. Yani ezan okunduğu zaman ruhlar aşağılığa gidiyor. Bir nevi onaylanmak hükmünde olan namaz ile diyor. Buna ait böyle nasıl bir cümleydi namaz için diyor. Onaylanmak şöyle. Ha, huzura kabulün gibi olan namaz ile. Bir nevi huzura kabul, kabulün olan, kabul edilen namaz ile. Yani namaz vakti huzura kabul edilen ruhlar dünyada namaz kılabiliyor. Diğerleri kabul edilmemiş. Peki suç ne? Allah'ın rızasını kazanmamış. Allah'ın rızası nedir? Allah'ın dediği gibi yapan. Yani şu, ayette var da böyle çok sorarlar size. Men yaşa, Allah istediğime hidayet ederim diyor. Hemen şu soruyu soruyorlar. Demek ki hidayeti olmayanlara Allah hidayet etmemiş. El cevap, Allah'ın hidayeti Allah'ın istediği gibi yaşayanların üzerinedir. O zaman Allah hidayet ederim dediği kişiler kimdir? Allah'ın istediği gibi yaşayanlardır. Doğru yaşayanlar hidayet üzerinedir. İşaret edeceğiz 61. Abi, o zaman sana ruhun namazı burada ise, namaz ise bedenin namazı. Bedenin namazı. Evet. Çünkü bunu ikisini hemen hemen aynı diyenler de oluyor. Mesela salah da namazda esma birisi Arap. Lugata bakarsan şu lugata. Evet. Tabi Risale-i Nur'u Risale-i Nur'la izah edeceksin. Risale-i Nur'u lugatla izah edersen Risale değil ki o. O lugat, Basra ve Küfe alimlerinin, ilmi kelam alimlerinin verdiği manadır. Ama o her bir fen kendi lisanıyla doğar. Risale-i Nur bana ne diyor? Risale-i Nur kendisi izah ediyor. Salat, mesela tabi canım salat ruhun namazıdır. Namaz bedenin namazıdır. Salatı da kullanıyor dokuzuncu mektupta. Namazı da kullanıyor. Beş vakte şu namazın tahrik edilmesi ne hikmete mebnidir diyor beş. Namaz. Ama dokuzuncu mektupta salat kullanıyor ruhu kullanırken. Salatın içerisinde namaz da var ama namazın içinde salat yoktur. Sadakanın içinde zekat var ama zekatın içinde sadakatı yok. Sadaka yoktur. Daha cemidir. Daha cemdir. Başka bir örnek vereyim çarpıcı olsun. Lugat'ta kader risalesi var ya, kader risalesi illeti tame geçiyor. İlleti tame tahakkuk ederse vücud aracılık. İlleti tame lugat'ta dörttür. Lugat'ta. İlle-i gaye, ille-i faile, ille-i sürüye, ille-i maddiye. Olursa illet-i tame olur, vücud harici çıkar. Bunu diyen ilme kelam alimleri. Alimlerin verdiği mana. İllet-i tame dörttür. İlle-i gaye, ille-i failiye, ille-i sürüye, ille-i maddiye. Risale-i Nur'da üçtür. İllet-i tame. Vücud, lüzum, zaruret. 465'te. Lugatla bakarsan kader risalesini anlayamaz. Yani devamlı patanaj edersin. Anlayamazsın da devamlı daha fazla uğraşıp durursun. Niye lugatla uğraştın? Tamam lugatla ilk önce anlayacağız. Lugat nüfus cüzdanıdır gibidir. Ne demek nüfus cüzdanı? Bir tane nüfus cüzdanı sokakta görseniz. Konuyu değiştirmiyorum da. Gördün İsmail. Nüfus cüzdanı gördün. O nedir? Cilt no, sayfa no, anne, baba, kendisinin ismi söylüyor. Ha böyle bir adam var. Adamı tanımadın ki. Böyle bir adam varmış. Ama onu tanımak ruhsal yapısıdır. Ha lugat nüfus cüzdanı gibidir. Ha böyle bir adam varmış. Kelime yapısı budur. Bu ilk okuyanlara lazım. Ama üç defa okuduktan sonra artık Risale-i Nur'u Risale-i Nur'la izah edeceksin. Başka bir paragraf. Bak burayı buraya açacağım işte. Şimdi insanın bedeni,
İnsanın bedeni en mukaddes bir yapıdır. En mukaddes. Tamam mı? Bazı ehli tasavvuf simaya bile sureti rahman demişler. İnnallâhe halakal insan âlâ sureti rahman. 146 emirda 1. Sen diyor bir hani Rabbaniye şu bedeni ve bir sefine ilahi olan bu mümini vücudunda iman ve İslamiyet ve komşuluk gibi 9 değil belki 20 sıfat-ı masume varken sana muzır olan, belki doğrudur adam ama sana muzırdır. Sana zıt gelen bir fiili var, bir söylemi var ama doğru söylüyor. Belki de doğru yaşıyor ama senin anlayışın yanlışsa, sana muzir gelen ve hoşuna gitmeyen bir cani sıfatı yüzünden ona kin ve adavet bağlamakla o hani manevi vücudun manen gark ve ihrakına, tahrip ve batmasına teşebbüs veya arzu etmen onun gibi şeni ve gaddar bir zulümdür. Mektubat 263. Yapmayacağız. Çünkü Murat'ın diyelim ki bir sözü, bir davranışı yanlış. İki tane olsun ya. 10 tane de 2 tane sıfat. Ama bu vücut, vücuda ne diyor? Hane-i Rabbaniye, sefine-i ilahiye. Senin imanın var. İslamiyetin var. Risale-i Nur'la diyor bir intisat, binlerce diyor şeyi affettirir. Kusuru affettirir. O sabah. Sabah mı okumuştu? Sabah okudu. Bak. Kaçtı o sayfaya bakayım. Çok önemli ya. Bak gör şimdi. Münakaşa etmemek 74 miydi? Bak göstereyim o size de. Ne acayip bir şey ya. Münakaşanın ne demiştik şimdi? Ne arıyorduk? O şey abi, 1000 tane kusuru olsa intisap. Avukat olan abi için diyordu ya üstadız. Avukat olan. Dur onu bulayım o şeyi. 1000 kusuru olsa. Üstad abi şimdi önce. 1000 kusuru da olsa yani. Bu. Bu hapishaneye girmemize sebep olan. Diyor. Ama bugünkü şey miydi o? Bugünküydü abi. Bugün sabah. Münakaşa mıydı? Ya. Münakaşa dersi miydi yoksa şey mi? Kim ve abiye öyle. Kim ve adavet? Onu şimdi yapıyoruz abi. Öyle mi? He. Kim ve adavet? Haset ve rekabet olmasın. 152. Yok abi. 152. Öyle mi? Birbirinin kusuruna bakmamak affetmek. He, 74 diyor. O çok önemli de onu. Şu anda 330 olabilir mi abi? 330. Tamam oradan açayım. 330 da şurada göstereyim belki. Dur abi. 330'u tut öyle. 74. Şu anları bulayım. Burada 354 var. Kaç? 354 de var şu anlar. Tamam şimdi bak. Şurada. 300 kaçtı birincisi? 30. 330. O kadar mıyım ki? Ha. Risale-i Nur zinciriyle kuvvetli uhuvvet. Bak Risale-i Nur zinciriyle kuvvetli uhuvvet öyle bir hasenedir ki 1000 seyyi affettirir. Niye? Allah'ın adaleti, ahiretteki adaleti, haşirde adalet-i ilahiye. Hasenelerin, Allah ne yapıyor? Bir iyiliği var, koy cennete. Bir kötülüğü var, cehenneme at. Yok. Ne yapıyor? Hasenelerin seyyelere raci gelmesiyle affettiğine binaen. Siz de hasenelerin rüçhanına göre muhabbet ve af muamelesini yapmak lazımdır. Yani bu insanın iki tane, üç tane kötülüğü var. Yanlışı var.
Ne kaçıncı el felsefe? Buldum abi. 197'den şuraydı abi. Ben mükerrem dedim ki her şeyden evvel Ahmet Feyzi onu beyan edip ki o mektup kendi hakkındaki mektupları kabul etmemek ve sahip bir kısmını tadil etmek için idi demesi lazımken lüzumsuz onları hiddete getiren şeyleri yazmış. Ben onun bin kusurunu görsem ondan gücenmem. Görüyor musun? Ahmet Feyzi abi, çoğunuz yoktunuz öyleyim de. Ahmet Feyzi abi ustadın avukatı. Ve mahkemede reise, reis bey demiş arkadaki resime. O asın Sufyanı'dır, bu asın Mehdi'sidir demiş. Böyle acayip de böyle şeyler yazmış. Ustad da kızıyor. Bunu bu yazısından dolayı bütün nurcular 9 ay hapse girdi. Tamam. Peki ustad ne yaptı? Devlet mahkemeye verdi, bilmem ne yaptı. Sifonu değil. Ustad da içeriye girdi. Ustad diyor ki, ben mükerrem derim ki, her şeyden evvel Ahmet Feyzi onu beyan edip ki, o mektup kendi hakkındaki mektupları kabul etmemek, sahil bir kısım tadil etmek için idi demesi lazımken, tamam mı? Ne yapmış o? Lüzumsuz onları dedi getiren şeyleri yazmış. Hiç müdafaa yazmamış. Yani mahkemede ustad demiş ki müdafaları yaz. Tamam mı? Böyle böyle. Adam da mahkeme reisine sanki mahkeme yok. Gayesi bu bir bahanedir demiş. Sonra anlatıyormuş hatırınız. Ya bu bir bahane. Bu avukat, şu hakim avukat mı? Şeyler daha bizi dinler mi? Adama bak. Ortamı fırsatlı olarak değerlendiriyor. Diyor ki olan hakime ne dinleyecek? Müdafaa diye böyle dinleyecek. Mehdiliğini, Risale-i Nur'un müceddittiğini ispat etmeye kalkıyor. Bu tür şeyler yazmış. Mahkemede hiddete getiren şeyleri yazmış. Ve 9 ay hapsına sebep olmuş. Ustad da ne diyor? Ben onun bin kusurunu görsem ondan gücenmem. Fakat nurlara zarar gelmemek için cesurane ve ihtiyatsız hareketten bir derece çekinmek lazımdır. Çekin diyor 536. Yani ama bunu beyan ederken umumi ama çekinmiyor. Ona gücenmiyor. Biz ise mancınağı koyuyoruz gidebildiği yere kadar. Nereye kadar gidiyoruz? 9 ay hapsine ne sebep olmuş? Ben de komple cemaat. Komple cemaat. Kişinin kendisi. O da bir kusur. Acayip bir şey ya. Niye? Orada bir ölçü yaşıyor ustad ölçüyü. Nasıl yaşıyor? Ha işte iddia ettiğin şey o iddia ettiğin şey bu işte yaşa bakalım bunu. Nasıl yapacaksın? Bin kusur olsa ben ondan gücenmem diyor. Ama beraber olmak zorunda değiliz. Yani insan meşrebe farklıdır. Fakat düşman olmaya, itip kalkmaya, tenkit ve gitme, gıybet etmeye de yapmaya da hakkımız yok. Beraber olmaya mecbur değiliz. Hecren cemila, Kur'an söylüyor. Güzel bir şekilde ayrılabilir. Ama çünkü düşman aramaya, tenkit edilecek insan dairemizin haricinde çok var diyoruz da. O kadar var ki. Ya abi 21. Lemadis Hazretleri diyor ya, hani bu ehli daralık bile menfaat için bir araya geliyor, biz hak için kavga ediyoruz. Ya maalesef. İsa, kim ne anladıysa. Bunu beraber uygulayacağız. Üçüncü düsturunuz, mektubat. Diyor ki, şöyle diyor, adavet etmek istersen kalbindeki adaveti adavet et. Adavet insan var, yapabilme özelliği var. Allah bunu kafir için vermiş. Müslüman için vermemiş. Kin ve nefreti vermiş. Allah bu dolanı vermiş. Yapma denilmez. Hedefini doğrult. Dünyayı sevme. Dünyayı sevme duygusu vermiş. Mektubat 36'da söylüyor ya. Bu diyor hedefsiz olsa teklifi malayı tak olur. Yani Allah yapamayacağımızı bize teklif ediyor. Niye? Dünyayı sevme. Adavet etme. Haset etme. Niye vermiş o zaman bunu bize? Müslüman etme kafir et. Dünyayı sevme. Dünyayı dünya için sevme. Ahiretin mezrası
ruhun invisatı, Esma-i Hüsna'nın tecelligahı, Meley-i Ala ruhanilerin seylengahı, Allah'ın tecelligahı olarak sev. Sahabede sevmiş diyor. Kim ve nefret etme. Müslüman etme, kafir et. Ve ibadettir. Kim ve nefret etmek ibadettir. Allah düşmanlarını, her kafire değil, bu tecavüz kafir, hücum eden kafir, nötr kafir değil, geçip gidiyor yani, öyle bir problem yok. Fok balığı gibi yaşıyor. Öyle dinmiş, Allah'mış, ahiretmiş, İslam'mış. Onunla bir işimiz yok. İslam düşmanlarını yapana kim ve nefret yap. Maddi müdahalemiz yoktur. Ha, bak o zaman Allah düşmanlarının, İslam düşmanlarına, insanlık düşmanlarına kim ve nefret yap. Allah onun için vermiş bunu. Yoksa yapamayacağın bir şey teklif altına girmiş olursun. Kim ve adavet etmiyor. Niye vermiş bunu? Bunun için vermiş. Buraya harcama. Diyor ki gayesine bunu yaparsan ibadet oluyor. Her şey. Kıblesine koydun ibadet oluyor. Hem en ziyade sana zarar veren nefsi emmarene veya ve hevai nefsine adavet et, istana çalış. Hak diye bizi aldatan ne biliyor musun? Sanki hizmeti biz koruyacağız, hizmeti biz kurtaracağız, hizmeti kurtarmak adına hizmet yapıyoruz. Ben de eskiden beri derdim, Üçte abiden duymuştum. Zübeyir abinin sözüymüş, zannediyorum. Derdi ki, İslamiyet'i kurtarmaya çalışmayınız. Zira İslamiyet'in böyle bir ihtiyacı yok. İslamiyet'le kurtulmaya çalışınız. Risale-i Nur'u, hizmeti biz bırak kurtarmayı. Hizmeti kurtarmayı bırak. Hizmetle kurtulmaya çalış. Çünkü hizmet Allah'ın davası. Biz yeter ki doğru yaşayalım. Bu fiile nasıl dökebiliriz? İşte bunları uygulayarak Murat'ım. Ne yapacağız? Şimdi adavet duygusu var. Potansiyel var. Çevir buna İslam düşmanlarını. Niye bana çeviriyorsun, ona çeviriyorsun? Peki ne yapacağız abi? Damarıma bastı. Alman basmıyor ki veya şu bu. Rus basmıyor ki damarıma. İbrahim basıyor desem. İbrahim'in de imanı yok mu? Şüphen var mı? Zaten suizan olur. İslamiyeti de var. Komşuluk var. Risale-i Nur'a diyor 530 kaçtı 530 evet. Şu anlarda. Risale-i Nur'a bir bağ kurmuş mu? O bağ bin kusur affettirir. Lasifo mu var İbrahim'de? Senin hoşuna gitmeyen bir sıfatı var. Belki de doğrudur ama senin hoşuna gitmiyor. Veya yanlıştır ya. O ya söylemiyor. O hareket yanlış. Ama 8 tane güzeli var ya. Ama abi takılıyor ya. Takıntı yapıyor. Tamam. Adavet etme, kin yapma, nefret yapma, kavga yapma. Beraber olmak da zorunda değilsin. Hiç önce miydi? Gidersin bir hemen de oturursun. Bir hemen dersine katılırsın. Ev dersine katılırsın. Ama ihsas etmezsin. Öyle düşmanın kini ihsas etmeyecek. Cemaatin ayinini bozmaya hakkımız yok. Senin küçük bir şeyinden dolayı buraya sirayet edecek mi o sıkıntınız? Derslere gelmiyor. O varınca bilmem ne. Bu sıkıntı olacak. Niye küçük bir hissine hakkını ararken cemaatin ayinini bozuyorsun? Cemaat bunun rahatsız olacak ya. En azından şu olacak. Ya tesanüt mü yok ya? Ya bir bu gavur memlekette bir beraber olacaktık. Ne ya bunlar? Demez mi? Niye onun kuvve-i manevisini yıkıyorsun? Küçük bir hakkımı alacağım diye hakka tecavüz ediyorsun. Yani ama beraber olmakta zorunda değilsen bak bir tane örnek vermişti. Kuksa Efendi. Kardeş vardı abilen dedi. İkide bir takıntı yapıyorum dedi ya. Doğru. 8-9 tane güzel sıfatı var. Ama bir iki tanesi de onu da geçmem lazım ama ben takıntı yapıyorum. Ne yapayım? Madem öyle takıntı yapıyorsun dedim İbrahim. Tamam meşret et. Burayı terk et. Git hicret et. Hicret ettin. Gitti. O da rahat, o da rahat. Bak hicret ettin. Ne yapalım abi? O abi nasıl hicret edeceğim? Okul, çocuk okul kazandı diye iş yeri ve o evi değiştiriyoruz. Adam İstanbul'dan Konya'ya taşınmış geçenlerde. Niye? Çocuk üniversiteyi orayı kazanmış. Sen de ahireti kazanmak için gitmen başka bir şehre. Yani kavga etme. Çünkü niye? İstanbul gibi değil, Türkiye gibi değil. Türkiye'de her caddede, her mahallede dershane var. Her meşrebi.
Bir tanesini gitmesen zaten senin her akşam bir meşrebe gitse, meşrebin ayrı dershanesine, vallahi bitmeden ömrün biter senin. İstanbul'daki derslere. Ev derslerine gitmeye kalksan zaten ömür bir şey. Ama burada ne yapalım? Az olduğu için bu kayda uyacaksın ve hicret edeceksin. Nedir o kayda? 8-9 tane masum sıfatı varsa 1-2 sıfatını hazmedeceksin. O mızır nefsin hatırı için müminlere adavet etme. Eğer düşmanlık etmek istersen kafirler, zındıklar çoktur. Onlara adavet et. Bak İbrahim, İsmail dedin ya, yapacağız. Bak hedefini gösterdi. Ne yaptı? Kafirler, zındıklar çoktur. Onlara adavet et. Evet, nasıl ki muhabbet sıfatı muhabbete layıktır. Muhabbet sıfatı muhabbete layıktır. Öyle de adavet hasleti her şeyden evvel kendisi adavete layıktır. Eğer hasmını mağlup etmek istersen, bunu bir yapabilsek? Çok acayip bir yol ha. Kötülüğüne karşı iyilik et. Fenalığına karşı iyilikle mukabele. Güzel. Bir daha İbrahim. Eğer hasmını mağlup etmek istersen? Fenalığına karşı iyilik et. Fenalığına karşı iyilikle mukabele. Adamı bitiriyorsun biliyor musun? Acayip bir şey. Bir yapabilsek. Vay be. Aslında üstad bütün soruları koymuş. Bu üstad Davut Aleyhisselam'a bahsediyor lazım yani. Ya ayette ya hadistir, biri de okudum. Diyor ki Davut Aleyhisselam çok kaç tane oğlu var. Bir bakar mısın aşağı İbrahim? Karka yağı çocukları varmış. Hepsini çağırmış. Demiş ki birisi sana kötülük yapsa ne yapacaksın? Birincisi demiş ben de ona kötülük yapacağım. O birine sormuş, öyle demiş, hepsi aynı. Küçüğüne gelmiş demiş sen ne yapacaksın? Ben iyilik yaparım. Ne kadar söylediyse ben yine iyilik yaparım demiş. İşte benim neslimde bir tane peygamber olacak, o da sensin demek ki. Vay be. Bunun aynı sözü şeyde de şey yapmış, Hazreti Ali demiş. Aynı söz Hazreti Ali demiş. Çünkü eğer fenalıkla mukabele edersen husumet tezahüt eder. Ziyadeleşir husumet. Zahiren mağlup bile olsa mağlup ettin. Söylediğin sözlerle etrafa yaydın. İkna etti. Peki o ne yapar? O sana kalben kin bağlar, adaveti idame eder. Eğer iyilikle mukabele etsen nedamet eder, sana dost olur. Mesela bir örnek vereyim hepiniz bildiği. Kutsal Efendi iken bizi cemaatimizden dolayı sevmeyen birisi vardı. Ben size hatırlarsın şimdi ben size söyleyeyim. Sonra bu adam hastaneye düştü, ameliyat oldu. Hatırladın mı? Kutsal Efendi aşağıda bir devlet hastanesi, Ruslara geçmiş bir hastane var aşağıda. Hastanedeyken ameliyata ziyaret etti. Ve imamlıktan sonraki sene. İki defa. Hatırladın mı? Ve dostları daha ziyaret etmemiş. Dostları. Ne dedi? Çok şaşırdı. Çok şaşırdı ve dostlarına dedi ki yazık olsun size. Kızdığımız, hep beraber kızdığımız adam hem bir defa değil hem daha siz bir hafta sonra geldiniz. Ameliyattan çıkar çıkmaz ve bir gün sonra da iki defa beni ziyaret etti. Ne demiş biliyor musun? Arkasında. Demiş. O zaman Ümit demişti. Ben onun aleyhinde şimdi bulunmaktan utanırım. Ben onun aleyhine bulunmaktan utanırım. Ve ilk inan bana bir defa benim aleyhimde ondan sonra bir şey duyduğunu bilmiyor. Ümit getiriyordu ya haber. Bir defa o arkadaşlarına demiş malum. O dernekteki. Ben onun aleyhine bulunmaktan utanırım. Niye demişler? Siz beni haftalar sonrası ve
Bazınız da evde çıktıktan sonra ziyaret ettiniz. O ameliyatta olduğumu çıktım 3-4 saat sonra beni ziyaret etti. Ertesi gün bir daha in. Halatır sordu ve bana Kur'an okudu. Oysa ben onu rivet etmiştim. Devamlı işte neler yaptığını tabii hiç yapmayayım. Ne oldu? Ben örnek ama keşke hep böyle yapabilsem. Yapamıyorum zıkkım da. Ama doğrusu bu yani. Ne kadar uyarsak o kadar muvaffak oluruz. Hani galip oluruz hizmet adına güzel şey olur. Bak onu ben inan bir defa duymadım daha. Ne diyor? Eğer iyilikle mukabele etsen nedamet eder sana dost olur. Hükmünce müminin şeni kerim olmaktır. Müminin şeni kerim olmaktır. Kerim ne demek? Ya kerim ya Allah. İyi şeyleri ikram eden Allah. Ona aynı olur. Ne var? Müminin şeni kerim olmaktır. Senin ikramınla sana musahhar olur. Zahiren lehin bile olsa, lanetlense bile yani, hani acayip de lanet diye şey yapsan, iman cihetiyle kerimdir. Yani günahla bazı lanetli şeylere bile düçar olsa, zahiren lehin bile olsa, yani lehin bile alçak. Alçak bile olsa imanı var. Nereden biliyoruz? İmanı işaretleyeceğiz de söylüyor. İmanı var olup olmadığı nasıl anlaşılır? Hatırladınız mı? Bir insanı, hey Bülent, bir insanın imanı olup olmadığı nasıl anlarız abi? Bir namaz kıldığı namaz. Kendi yok. Bir soruyla diyor, anlaşılır. Soru sorulur. Allah'a inanıyor musun? Sualle anlaşılır diyor. Tabii ya ne demek ya la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Biz de Müslümanız ya. İmanına hükmedilir. Tersine zahiren sari küfrü işmam edecek ve itikadı ortadan kaldıracak bilerek şuurlu yaptığını görmese. İman olup olmadığı sual ile anlaşılır diyor. Sual. Şimdi imanı var ama alçak, rezil olsun iman cetili kerimdir. Evet, fena bir adama iyisin, iyisin desen iyileşmesi ve iyi adama fenasın, fenasın desen fenalaşması çok vuku bulur. Öyleyse وَاِذَا مَرُّ بِاللّٰهُ مَرُّ كِرَامَ وَاِنْ تَعْفُوا وَتَسْفَهُوا وَتَغْفِرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُرُ الرَّحِيمِ gibi desatir-i kutsi Kur'aniye kulak ver. Saadet ve selamet ondadır. Ne düsturlar var ya. Mesela bir tanesi diyor ki boş ve değersiz şeylerle karşılaştıkları zaman güzel bir şekilde geçip giderler. Buna da ne diyor? Eğer af edip vazgeçip bağışlarsanız bilin ki Allah gafur ve rahimdir. Fesubhanallah. Ne acayip ya, değil mi? Allah affetmeyi istiyor değil mi abi? Allah affetmeyi istiyor ama biz haşa onun makamına geçip affetmek istemiyoruz. Diyor ki acaba bir gün adavete değmeyen bir şeye bir sene kim ve adavetle mukabele etmeyi hangi insaf kabul eder? Bozulmamış hangi vicdana sığar? Halbuki mümin kardeşinden sana gelen bir fenalığı bütün ona verip onu mahkum edemezsin. Çünkü bir kötülük oldu. O hep ondan çıktı zannetme o kötülük. Ya evvela kaderin onda bir hissesi var. Onu çıkarıp o kader ve kaza hissesine karşı rıza ile mukabele etmek gerektir. Bir suç var, bir hata var. Hakikaten doğru. Yapmış demiş. Bir, evvela
Kaderin onda bir hissesi var. Onu çıkarıp o kader ve kaza hissesine karşı rıza ile mukabele etmek gerektir. Saniyen, ikinci şık, nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp o adama adavet değil, belki nefsine mağlup olduğundan acımak ve nedamet edeceğini beklemek. Üç, yani bir suç var. Kaza ve kaderin hissesini ayır. Yok mu kaza ve kaderin hissesi orada? Var. Nefsin ve şeytanın hissesi yok mu? Adam aldanmış. Onun şeytan ve var. Onu da ayır. Sen kendi nefsinde görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör, bir hisse de ona ver. Sen de, bizde de kusur görme cihazı var ya nefis. Ne diyor? Sen de kendi nefsinde görmediğin ve görmek istemediğin kusurunu gör, bir hisse de ona ayır. Etti mi dört? Sonra baki kalan küçük bir hisseye karşı en selametli ve en çabuk hasmını mağlup edecek afu saf ile ve uluv-u cenaplıkla mukabele etsen zulümden ve zarardan kurtulursun. Yoksa sarhoş ve divanı olan ve şişeleri buz parçalarını elmas fiyatıyla alan cevherci bir Yahudi gibi beş paraya değmeyen fani, zahil, muvakkat, emniyetsiz umuru dünyeviye güya ebedi dünyada durup ebedi beraber kalacak gibi şiddet bir his ile ve daimi bir kin ve mütemadiyen bir adavetle mukabele etmek sigay mübalağa ile bir zulümiyet, bir zalimiyettir veya bir sarhoşluktur ve bir nevi divaneliktir. Allah. Ne acayip ya. İşte hayat-ı şahsiyece bu derece muzur olan adavet. Nerede geçiyor? Onu da bulalım. Diyor ki, işte hayat-ı şahsiyece bu derece muzur olan adavete ve fikri intikama eğer şahsını seversen yol verme ki kalbine girsin. Arkadaşlar, bu çok önemli. Yani psikoloji, mesela ben kendim için söylüyorum. Ben şunu karar aldım hapishanede. Dedim ki, kin, nefret, haset ve intikam almak. Kin, nefret, haset, intikam almak. Bunlardan kesinlikle uzak duracağım. Sebebi, o kin ve intikam almayı takip edecek psikolojimiz yok, zamanımız yok. Bizi bitiriyor o. Kim yapıyorsa o kendisi bitiyor. Karşıki tarafa bir şey olmuyor. Yani kin ve nefret seni bitiriyor, orayı bitirmiyor. Yani psikolojimiz burada müsait değil. Allah mümine kin ve nefret, adavet, intikam alma şeyini koymadığı için takip edersen el ceza min cinsi lâme, kendi kendini yiyorsun. Yani psikolojimiz bundan müsait değil. Yani psikolojin kaldırmıyor. Devamlı takıntı şu. Kaç gramdır bu? 300. 300 gram. Tutabilirim şimdi değil mi abiler? 10 saat böyle tutsam bunu tutabilir miyim? 100 kilo olur. Kaç kilo olur? 300 kilo. 300 kilo olur. Kafanızda birisi varsa o var ya başık çevirsin. Devam, kafanda canlı tuttuğun için bu bardak gibi devamlı seni, enerjini sömürüyor. O ekranda canlı tutuyor. Mesela televizyonda veya bilgisayarda yanda bir şey var. Reklam gibi bir tane kutu. Ona bilgisayar orada tutması için enerji harcamıyor mu? Ekranda. Harcıyor kardeş. Şimdi aynı bunun gibi, bunu tutar gibi. Var ya o. Devamlı ceylan harcadığı için sanki bir ağırlık kaldırıyor. Beyin devamlı onunla meşgul. Kendini bitiriyor. Bitiriyor.
Devamlı onunla meşgul. Bunu kansere de uygulayayım. Ben uygulanmayan dersi pek sevmiyorum. Yanımızda bir kardeş vardı. Kanser. Boğaz kanseri. Bak. Ameliyat oldu, neyse aldılar. Oturuyor bizimle. Ben onu yemem. Niye yemem? Niye yemezsin kardeşim? Ayrı yapıyor. Kanserim. Ben bunu içmem. Niye içmesin kardeşim? Kanserim. Ben oraya gitmem. Niye gitmem? Kanserim. Devamlı kanser düşüncesini canlı tutarak kanserin canlı tutmasına sebebiyet veriyor. Unutursa da unutacak. Kaldır lan seni dedim. Kaldır. Kaldır hiçbir şey. Herkes ne yiyorsa yiyeceksin. Ne içiyorsa içeceksin. Ne oturuyorsa geçeceksin. Kim vakıf ne yapıyorsa sen de öyle yapacaksın. Ne diyormuş şimdi? Allah razı olsun abi. Ya bak kanser alındı. Nasıl canlı? Niye tekrar türüyor biliyor musunuz? Kesildiği halde. Gittiği halde tekrar türedi diyor deniliyor. Çünkü kafasında kanserim. Bunu yapamam. Kanserdim. Bunu içemem. Kanserdim. Kanserdim bağı, kanser bağı vücut ona göre salgılama yapıyor. Vücut öyle imal yapıyor. Bunu silse kanser masal yok. Sürekli yeniliyor yine. Evet mesela bir misal vereyim. Bunu söylediğim zaman Çapa'da bir doktor, doçent kardeşimiz. Hasan kardeş dedi, buyur abi. Bir zat vardı dedi, benim bölümümde olmadı dedi. Ama arkadaşım bölümde oldu dedi, beraber bitişik. Adama patolojiden şey gelmiş. Parça alınan yere patoloji mi diyorlar? Yatıyordu diyor. Bir iki gün, yani çok korkunç sancı ağrıyla gelmiş. Parça alındı. Parça gelsin nesin bu? Şüphelendi. Adamı çağırdık dedi servisten. Ondan sonra ben yokum arkadaşlarım dedi. Adam kanser misin değil misin bir şey yok yani de ağrısı var, ateşi var. Ne yapacak? Şimdi adama dediler ki senin parçan geldi. Evet doktor dedi. Sen dedi maalesef kansersin dedi. Yani adam yatıyor yani merdivenlerden servisten inmiş çıkmış yani. Peki demiş. Çıkmış şey. 11'i çeyrek geçe 10'da inmiş servis şey. 11'i çeyrek geçe ne zaman şey yaptı belli değil. 11'i çeyrek geçe şeyler haber veriyor hemşireler. Yatağında ölü bulunmuş. Kanserle mi öldü? Hayır. Ya ödü patladı ya kalp krizi geçirmiş. Bilmiyorum da galiba kalp krizi. Ama yaşıyordu. Kanserim. Kanserim. Aynı. Ruhun kanseri de nedir diyor ustad? Yeistir. Ümitsizlik. Bülent. 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 Devamlı kafada tut bunu bardağı tutar gibi tutuyorsun. Ondan mıdır abi adam gidiyor çoluğunu çocuğunu eşini dostunu hepsini vuruyor öldürüyor. Evet. Bu değil mi? İmam-ı Gazali diyor ki cinnet geçirilmesi. Evet. Cinnet ne demekmiş diyor biliyor musun Gazali? Cin olduğu nettir. Cinsel, cinler yaptığı nettir. Cinselliği de cinler aktif ediyor. Bizim şeytanımız cin nevindeki iblistir. O yapıyor. O aktif ediyor. Cinnet. Cinnet oldu. Ecdat demiş. Benim nefsim iman etti diyor Allah Resulü. Malum benim şeytanım iman etti diyor. O bilinen şeytan değil ki. Niye? Benim şeytanım diyor. Bilinen şeytan Allah'a iman etmedi de peygamberi mi iman edecek? Benim şeytanım. Kim o? Şeytan o malum şeytanı dışında herkese cin nevinden bir şeytanı var. Cinselliği, adaveti, cinneti bunları aktif eden o bizi. Onun adı bizde nefse emmare. Bedensel dayatmaları o aktif ediyor. Bedensel hazları. Bunu tespit etmek öyle şey babanın işi değil yani. Bak bizdeki sufli duygular var ya bedensel. Kim aktif ediyor? O. Sürekli canlı tutuyor. Adam bunalıma giriyor. Gidiyor. Evet. Devamlı onun için anlattım. Canlı tutuyor. Bülent.
Bir yerde Nurlan Bülent. Kafada bardak. Bülent. Bülent. Orada duruyor. Ondan sonra bir hale geliyor ki o kadar büyüyor ki enerji burayı sarmalıyor. Sarmalınca dırr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 r
bu işte icraat oldu. Ha. Seni dibe vuruyor. Bitti. O zaman dibe vurunca da kendisine tıkıyor. Pişman yapayım? Oluyor. Aynen. Ben buna dayanamam diyor. Aynen. Bu sen aklı başına geliyor ama işten geçiyor. Peki çaresi nedir? Bir, aklı başında bu işlerden anlayan bir sohbet edeceğin bir cemaat. Cemaatsiz olmaz. Bir cemaat bulacaksın. Cemaat bulacaksın. Eften püften kolun sallayız alayla değil. Yani seni sana anlatacak. Aklı başında ne yaptıklarını bilen. Aklı inşaat. Aklı inşa. Kalbi ihya edecek bir sohbete gideceksin. Ve orada bir tane şey bulacaksın. Akşemseddin bulacaksın. Fatih'in Akşemseddin'i var. Sohbet edeceksin ikili ilişkilerde. Ondan sonra 3. Hizbul Kur'an okuyacaksın. 4. Hizbul Hakaiki Nuri okuyacaksın. Haftada en az bir cüzün olacak. Sonra en başta da terklerin olacak. Çünkü cinnet, cinsel bu tür şeyler internet, televizyon onlarla aktif oluyor. Çünkü televizyonlarla, internetlerle sihir yapılıyor. Meselemiz o değil ama bilin. Yani şöyle diyor, dünya öyle bir meta değil ki birinize, yani dünyanın kendisi. Çünkü fani ve geçici olduğundan kıymetsizdir. Koca böyle dünya kavgaya sebep olmazsa, değmezmiş yani birbirinize kavga etmeye, dünya küre senin mi benim mi? Yani böyle niza etmeye değmez ise dünyanın cüzi işleri ne kadar emniyetsiz olduğunu anlarsın. İki cihanın rahat ve selametini iki harf tefsir eder, kazandırır. Dostlarına karşı mürüvvetkârâne muaşeret, düşmanlarına sulhkârâne muamele etmektir. İki cihanın rahat ve selametini iki harf tefsir eder, kazandırır. Dostlarına karşı mürüvvetkârâne muaşeret ve düşmanlarına sulhkârâne muamele etmektir. Buraya kadar inşallah istifade etmişizdik. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامات